Japonya'da yeni hükümet görevine başlıyor. Yemin eden yeni bakanlar kurulu ile ilgili olarak kamuoyunda en çok tartışılan başlıklar dış politika ve ekonomi. 2012 Aralık ayında başbakan olan Shinzo Abe ilk kez hükümette genel değişikliğe gitti. Yeni isimlerin katılımıyla birlikte Bakanlar Kurulu'nda 7 kadın bakanın varlığı dikkat çekiyor. Japon ekonomisinde makro verilerdeki iyileşmeye karşın sokaktaki vatandaşın ekonomiye dair endişeleri de giderilmeyi bekliyor. Sıkıntı çeken insanları gerçekten görüp bildiklerine inanmıyorum. Obuchi'nin kendi çocukları olmasına rağmen onun anne babası da politikacıydı ve çocuğu olan fakat geliri olmayan sıradan insanları anlayabileceğini sanmıyorum. Shinzo Abe ekonomisi deyip duruyorlar fakat henüz bize ulaşan bir damla yok. Evet, maaşlar artıyor ama vergiler de artıyor, öyle değil mi? Ülkenin bir diğer gündem maddesi olan dış politikada ise Fumio Kishida kabinedeki yerini koruyor. Shinzo Abe'nin Çin'le ilişkileri iyi olduğu bilinen iki ismi parti üst yönetimine alması ise bu ülkeye verilen olumlu bir mesaj olarak değerlendiriliyor.